Bakara suresinin 267. ayetinden itibaren okuyacağız. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum. Kazançlarınızın temiz olanlarından infak edin. Helal ve temiz olanlarından infak edin. Ve mimma ahrajna lekum min el ard. Sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ Kazançlarınızdan ve yerden çıkardığımız ürünlerinizden pis olanlara yönelmeyin. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِ Siz göz yummadan öyle bir şey almazsınız. Hadi görmeyeyim demeden almayacağınız şeyleri harcamayın. Yani Allah yolunda öyle şeyler verin ki sizin için de güzel olsun, istediğiniz şeylerden olsun. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ حَم۪يدٌ Şunu çok iyi bilin ki Allah ganidir, zengindir. Cenab-ı Hak size harcayın diyorsa, haşa Allah'ın ihtiyacı olduğu için değil. Ama Allah böyle bir düzen kurmuş. Kimisini zenginlikle imtihan ediyor, kimisini fakirlikle imtihan ediyor. İnsanlara da mal sevgisi vermiş. Öylesine bir mal sevgisi ki birçok kimse malı uğruna rahatını da kaybediyor, hayatını da kaybediyor. Yani mal sevgisi insanlarda son derece güçlü. İşte bu Allahü Teala'nın bir imtihanı. Eğer insanlara bu kadar güçlü bir mal sevgisi vermeseydi imtihanında bir anlamı olmazdı. Allahü Teala zengindir ve hamiddir. Yaptığı her şeyi güzel yapar. İhtiyacı olduğu için değil, imtihan olduğu için birinizi diğerinize muhtaç yapıyor ve elinde imkan olanın diğerine harcamada bulunmasını emrediyor. Eşşeytanu ya'idukumul fakr. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَى Ve size çirkin şeyleri emreder. وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا Allah da size kendi katından bir bağışlama ve ikram sözünde bulunur. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Allahü Teala'nın imkanları geniştir ve her şeyi bilir. Dolayısıyla yani bütün bunlar sizin için bir imtihan vesilesidir. Yukarıdaki ayette infak kelimesi kullanıldı. Daha önce de yeri geldikçe anlatıyorduk. İnfak bir şeyi nafaktan geçirmek. Nafak da bizim bugün tünel dediğimiz şeydir. Şimdi düşünün ki büyük bir dağ var. Bir tarafında insanlar hayvancılık yapıyor, öbür tarafta sebze yetiştiriyorlar. Hayvancılıkla meşgul olanın tarım ürünlerine ihtiyacı var.
tarımla meşgul olan da hayvancılık ürünlerine ihtiyacı var. İkisinin arasında bir tünel olursa, bunlar hayvancılıktan elde ettikleri ürünleri verir, onların tarımdan elde ettikleri ürünü alır, her iki tarafında ihtiyacı karşılanmış olur. İşte o malı o tünelden geçirmenin adına infak denir. İşte bu, buna Türkçemizde harcama kanalları kelimesini kullanıyoruz. Hiç kimsenin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir kazanç içerisinde olma şansı yoktur. Dolayısıyla herkes bir başkasının kazandığına muhtaçtır. Yani insanoğlu diğer canlılardan farklı olarak kendi çalışmasıyla, kendi elemeğiyle ve kendi ürettiği şeyle kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip değildir. Bu bakımdan infak çok mühim bir şeydir. Eğer infak olmazsa hayatın devam etme imkanı olmaz. İnfakın içi iki şekli olur. Bir malınızı, yani infaka mal harcama dersiniz. Yani o harcama kanallarından mal geçerken karşılığında mal alıp veriyorsunuz. E peki birisi var ki size vereceği bir şey yok. Emeği de yok, çalışıp da bir şey de veremez. O adam aç kalacak değil. Dolayısıyla onlara da karşılıksız olarak yardımda bulunmak gerekir. Ona da infak deniyor. Yani insanların bir para karşılığı yapmış oldukları harcamaya da infak denir. Allah rızası için yaptığı harcamaya da infak denir. Allah rızası için yapılan harcamaya da fi sebilillah infak deniyor. Şimdi burada ilk ayeti bir daha okuyalım. Diyor ki Allahü Teala ya eyyühellezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum. Müminler kazandıklarınızın temizlerinden verin. Kazandıklarınızın temizlerinden verin. Şimdi bu kazanmak dediğimiz ele geçirdiğimiz mallar anlamına geliyor. Bu malların karından değil. Yani kazandığınız malların karından değil. Kazandıklarınızın temizlerinden verin diyor. Dolayısıyla kâr etmemiş olsanız bile elinizde mal varsa vermek gerekir. Ve mimma ahrecna lekum minel ard ve sizin için yerden çıkardığımız şeylerden verin. Biliyorsunuz hani bu yani Allah rızası için yapılan harcama, ikram. Şimdi burada yapılan harcamanın miktarı ne kadar olmalıdır? Bu konuda bir takım tartışmalar var. Bu surenin 219. ayetinde Es-sa'ud bile yes'elûneke mâze yunfikûn kulil afuf. Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki artanı. Şimdi artan kelimesi iki şekilde anlaşılır. Bir, yapısı itibariyle artma özelliğine sahip olan mallar. İşte tarım ürünleri, tarlaya bir tohum atarsınız, onun birkaç katı biter. Ticaret malları da öyledir, alım-satımdan kendinize bir şey kalır. Artma özelliğine sahip olan mallar, bir de artanı kelimesi, ihtiyaçtan fazla olanı anlamına da gelir. İnsanoğlu önce kendi ihtiyacını karşılayacak, kendi ayakları üzerinde duracak ki artandan başkalarına versin. Şimdi artanı verin, ihtiyaçtan fazlasını verin sözü söylenince bazı kimseler diyorlar ki ihtiyacınızdan fazlasının tamamını vereceksiniz. Tabii ihtiyacı olan insanların da çok hoşuna gidiyor bu. Malı olanların değil de malı olmayanların çok hoşuna gidiyor. Şimdi bu ayette ne diyor Allahü Teala? Kazandıklarınızdan verin. Burada min kelimesi var. Şimdi onlar diyebilir ki buradaki beyaniyedir. Kazançlarınızı verin. İhtiyaçlarınızı tutun, gerisini verin. Yalnız burada iki şey var. Birincisi Allahü Teala diyor ki kim bir iyilik yaparsa bunun 10 katı
sevap kazanır. O zaman siz kazandığınızın onda birini verirseniz tamamını vermiş gibi sevap kazanırsınız. Bazı durumlarda da kazanılan mallarda ekstra sıkıntılar, bir takım riskler ve problemler ortaya çıkıyor. Onlarda da oran biliyorsunuz 40'ta 1'e kadar düşüyor ticaret mallarında. Şimdi o konuya girmeden olayın bir başka tarafını size anlatmak istiyorum. Beyyine suresinde Allahü Teala bütün nebilerle ilgili olarak bize bir şey söylüyor. ...598. sayfada hepsiyle alakalı söylenen şu: وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ. Hepsine verilen emir Allah'a kulluk etmeleridir. Samimi olarak ve dini Allah'a has kılarak. Dini Allah'a has kılmak ne demek? Yani Allah ne istiyorsa onu yapmak. Başka bir şeyi karıştırmamak. Dinin tanımını başkasına yaptırmamak. Emir ve yasakları başkasının koyduğu emir yasaklarla değiştirmemek. Hunefâ'e dosdoğru bir şekilde sağa sola kaymadan. Ve yukîmussalâh ve namazı tam kılmaları kendilerine emredilmiştir. Ve yu'tüzzekâh ve zekâtı vermeleri. Şimdi namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri bütün nebilere verilen emirdir. Namazı kılın, zekâtı verin. Şimdi bize de aynı emir veriliyor. Zekâtı verin, namazı kılın. Kelime de aynı, emrin şekli de aynı. Ve ذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ işte o sağlam din budur. Dolayısıyla namaz kılınması, zekat verilmesi Adem Aleyhisselam'dan beri bütün nebilerin üzerinde ittifak ettiği bir durumdur. Şimdi Hristiyanlıkta bakıyoruz, ondalık diye bir zekat var. Bizde de bunun karşılığı öşür. Şimdi üzerinde biraz daha çalışılsa mutlaka 40'ta bir oranında da ticaret mallarından zekat alıyorlardır. Namaz da bütün dinlerde mevcut olan bir ibadettir. Şimdi bizde çok temel bir eksiklik var. Yani bizim yetişmişliğimiz de o eksikliğe göre olduğu için mesela şimdi şu anda ondalık konusunda fazlaca bir bilgim yok. Yani işte gördük şeyde Kitab-ı Mukaddes'te oldukça geniş bir şekilde yer alıyor Tevrat'ta. Bunu zekat olarak veriyorlar. Ama bu konularda çok çalışma yapılmış olması gerekirdi şimdiye kadar. Yani mesela namazla ilgili çalışma yapılıyorsa mutlaka Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Mecusilikte, hatta işte Brahmanlarda, Budistlerde bütün bunlardaki namazla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yapılması gerekirdi. İşte sahabilerde daha ne kadar varsa hepsinde çok kapsamlı bir çalışma yapılması gerekirdi. Bizde bu maalesef yok. Yani şu ana kadar olmamış. Halbuki bu bizim olmazsa olmaz görevimizdir. Bizde öyle bir anlayış var ki sanki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geçmişi olmayan bir nebidir. Bugün bir arkadaşım anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i övmek için işte Resulullah'ın başına bir yazın, arkasına istediğiniz kadar sıfır koyun, koyabildiğiniz kadar koyun, işte o kadar diğer nebilerden daha üstündür. Yani bu benim babam senin babanı döver. Muhabbetinden başka bir şey değil.
Halbuki Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de la nuferruku beyne ahadin min rusulihi dedirtiyor bize. Biz Allah'ın elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Şimdi öyle bir nebi anlayışı, öyle bir resul anlayışı var ki geçmişi olmayan bir resul. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılın dediği zaman biliyorsunuz herkes mesela insanlara Kur'an-ı Kerim'e gelin dedik mi bize ilk yaptıkları itiraz. Peki söyle bakayım namazın rekatları kaç tanedir? İşte bunu işte sünnetten buluyoruz. Güzel de o sünnet nereden buldu? Şimdi nereden bulduğunun cevabı olmadığı için hemen arkasından Resulullah'a gelen ikinci vahiy deniyor. Ne olacak yani Kur'an-ı Kerim yetmiyor mu ki bir başka vahiy gelsin? İnşallah onu Allah nasip ederse haftaya ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Şimdi namaz öyle bir ibadet ki işte az önce gördüğümüz gibi bütün nebilerin ümmetlerine öğrettiği bir ibadet. Aynı ibadet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam Kabe-i Şerif'in yanında iki gün üst üste beş vakit namazı kıldırıyor. Diyor ki ya Muhammed bu senin ve senden önceki ümmetlerin namaz vakitleridir. Namaz vakitleri ki başında ve sonunda kıldırıyor. Bu iki vaktin arasındadır diyor. Zekat da aynı şekilde. Dolayısıyla hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nebi olarak gelmiş olduğu Mekke'de ve çevresinde insanlar zekat veriyor. Hem o zamanki Yahudiler zekat veriyor, hem Hristiyanlar zekat veriyor. Çünkü hepsine verilen emir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de zekatın ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Zekatı verin dendiği zaman önceki ümmetlere bakıp ona göre vermek lazım. Çünkü Ali İmran 81. ayet-i kerimeyi bir açarsak arkadaşlar orada Allahü Teala şöyle diyor. Ve iz ahadallahu mithaqan nebiyyin lema ateytukum min kitabin ve hikme. Allah nebilerin misakını almıştı. 59. sayfa. Yani kesin söz almıştı önceki nebilerden. Size bir kitap ve hikmet veririm de ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّكٌ لِمَا مَعَكُمْ arkasından sizinle beraber olanı tasdik eden bir Rasul gelirse لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ona mutlaka inanacaksınız وَلَتَنْصُرُنَّهُ ve ona mutlaka yardımcı olacaksınız. Şimdi siz kendinizi Medine'de yaşayan Yahudilerin yerine koyun. Kitabınızda bir nebi beklentisi var. Zaten bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki işte Mesih'i bekliyoruz diyorlar. Gelmesi gecikti ama yine bekliyoruz diyorlar. Şimdi aslında onların bir haklı tarafları var. Resulullah zamanındaki Yahudilerin haklı tarafları yok. O zamanki Hristiyanların haklı tarafları yok ama bugünkü Yahudi ve Hristiyanların haklı tarafları var. Çünkü bugünkü Müslümanlar onların dinine yaklaşırken onları reddedici bir yapıyla yaklaşıyorlar. Sizin kitaplarınız tahrif olmuş zaten. Peki şimdi siz kendinizi bugünkü bir Yahudi ve Hristiyan yerine koyun. Yeni gelecek Nebi bizim elimizdeki kitabı tasdik edecek. Şimdi siz gidiyorsunuz tasdik etme yerine sizin kitaplarınız tahrif olmuştur diyorsunuz. Şimdi bu sözü söyleyen bir kişiye onlar inanmaları gerekir mi? Böyle bir görev olmaz ki. İşte Medine-i Münevvere'deki Yahudiler gelen Nebi'nin onları tasdik etmesini bekliyorlardı. Niye? Çünkü Allah'ın onlara yüklediği görev buydu. Yani sizinle beraber olanı tasdik eden bir Nebi gelirse ona inanacaksınız. Öyleyse o Nebi tıpkı onlar gibi namaz kılmalıydı ki Resulullah kılıyordu. Tıpkı onlar gibi zekatı emretmeliydi.
Tıpkı onların döndüğü kıbleye dönmeliydi. Çünkü Allahü Teala En'am suresinin 90. ayetine de bütün nebilere işaret ettikten sonra diyor ki: "Ulaike ellezine hedallah febihudahu muktedi." Onlar Allah'ın doğruya yönettiği nebilerdir. Sen de onların yoluna uy. İşte bu şeylerde yani bizde böyle bir yapı oluştuğu için geçmişle irtibatı bütün köprüleri yıkarak kesmişiz. Yani Yahudilerle Hristiyanlarla ilişkileri tamamen kesmişiz. Halbuki Kur'an-ı Kerim bırakın Yahudileri, Hristiyanları, Mekkeli müşriklerle bile çok sıkı bir bağ kuruyor. Mekkeli müşrikler kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensup olarak kabul ediyorlardı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlardı. İşte onlara da millete ebikum İbrahim, babanızın İbrahim'in dinine uyun, millete İbrahim'e hanife, İbrahim'in dosdoğru dinine uyun diye sürekli uyarılar geliyordu. Yani siz İbrahim'e inandığınızı söylüyorsunuz ya, işte inandığınız İbrahim'in dinine uyun. Onların geçmişiyle sürekli bağ kuruluyordu. İşte İbrahim Aleyhisselam da namazı, zekatı emreden bir nebiydi. Dolayısıyla işte bizde böyle yanlış bir yapı oluştuğu için maalesef geçmişte yani diğer din mensuplarıyla ilişkiler tamamen koparılmış vaziyette. Geçen de bu 29 Mayıs Üniversitesi var, Türkiye Diyanet Vakfı'nın. O üniversiteye bağlı Kur'an Araştırmaları Merkezi kuruldu. Başında da Ali Vardakoğlu Bey var. Geçen Perşembe günü kendileriyle görüştük. Bu konuda çok güçlü bir çalışma başlatmışlar. Yani Müslümanlarla Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin, Sabilerin, işte Brahmanların, Budistlerin, yani tüm geçmiş dinlerin kutsal metinlerini temel alarak bir o yıkılmış olan köprüler tekrar kurma çalışması başlatmışlar. İşte bu çalışmayı beraber yürütelim falan dedi. Son derece büyük bir memnuniyetle tabii böyle bir çalışmanın içinde olmak istediğimizi söyledik. Yani bu çok güzel bir başlangıç ama bu hiç kesilmemiş olması gerekirdi. İşte biz o ilişkiyi kopardığımız için bugünkü Yahudi, bugünkü Hristiyan açısından bu Müslümanlığa inanma sorumluluğu olmuyor. Şimdi bakın Ali İmran suresinin 81. ayetini bir daha okuyalım lütfen. Şimdi orada diyor ki Allahü Teala ve izâ kadallâhu mîtâkan nebiyyîn. Allah nebilerin kesin sözünü aldığı zaman onlara şöyle dedi: "Lema ateytukum min kitabin ve hikme." Size bir kitap ve hikmet veririm de "Sümme ca'akum rasulun." Sonra bir rasul gelir. Bak söz nebilerden alınıyor, gelen rasul. Nebi kendisine kitap indirilendir. Kitap indirilenden alınan söz o kitaba inananlardan alınan sözdür. Peki sonra bir rasul gelirse, eğer sonra bir nebi gelirse denseydi ayette, nebilik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le bitmiştir. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in görüştüğü işte Yahudiler var ve bir kısım çok az bir Hristiyan grup var. Sadece onlar için inanma görevi ortaya çıkardı. Ondan sonra hiç kimse için inanma görevi ortaya çıkmazdı. Ama ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ diyor. Size bir Rasul gelir. O Rasul, Allah'ın kitabını insanlara tebliğ eden kişidir. Her bir Müslümandır. Yani Rasul kendi sözünü söyleyen değil, bir başkasının sözünü söyleyendir. Şimdi Allah'ın kitabını gidip de insanlara anlatan kişi, Rasullük görevini yapmış olur. Kendine kitap inmez de, Allah'ın indirdiği kitabı gider, tebliğ eder. İşte şimdi sizden kim
Hangi Müslüman gider? Bir Yahudi ile veya Hristiyan'la görüştüğü zaman onun kendi dini kökleriyle Tevrat'la ya da Hristiyanlarla görüşürken İncil ve Tevrat'la ilişkiyi kurar. O köprüyü kurar. Ondan sonra bu dinin onların beklediği din olduğunu gösterirse o zaman onların inanma görevi doğar. Çünkü o zaman diyor ki diyor Allahu Teala kutume ceakum Rasulun musaddikun lima maakum. Sizinle beraber olan tasdik eden bir Rasul gelirse. Peki bugün bizden insanlar Yahudi ve Hristiyanlara gittikleri zaman bizim kitabımız sizin kitabınız tasdik etmiştir mi diyorlar yoksa sizin kitaplarınız tahrif olmuştur mu diyorlar? Yani köprüler köprü diye bir şey bırakmıyorlar arada. Siliyor, üzerine bir çarpı işareti koyuyor, tamam. O zaman onlara inanma görevi doğuyor mu? Bak diyor ki musaddikun lima maakum. Sizinle beraber olan tasdik eden birisi gelecek ki letu'minun nebi işte o zaman mutlaka inanacaksınız ona. Ve letansurun ne ona destek vereceksiniz. Bu Allah'ın onlara yüklediği görev. Efendim biz öylecik istek de inanmazlar. O sen neyi ilgilendiriyor? Sen görevini yap. O görevini yapar ya da yapmaz. O onun bileceği iş. Hesabını Cenab-ı Hakk'a verecek, sana verecek değil ki. Eğer sen kendi adına gidiyorsan o zaman istediğini yap. Bu defa Cenab-ı Hakk'ın dinini anlatmış olmasın. Kendine göre bir şeyler anlatmış olur. Ama Allah'ın dinini anlatarak gidiyorsan Allah'ın emrettiği gibi yapman lazım. Yani ilişkileri tamamen koparıp atamazsın. Dolayısıyla şimdi mesela şey yapabilirsek Maide suresinin 67. ayetini açalım. Oradan biz 18. sayfa. Bakın şuradaki ayetlerin durumuna. Diyor ki Allahü Teala ya eyyur rasul ey rasul belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen neyse sen onu tebliğ et. Tebliğ ne demek? Karşı tarafın anlayacağı dille bu inenleri ona tam ve eksiksiz olarak böyle kavrayacağı bir şekilde ona ulaştır. Ha tamam diyebilsin. Feillem tefal fema bellate risaletehu bunu yapmasın Allah'ın yüklediği elçilik görevini yerine getirmiş olmazsın. Peki vallahu ya'simuke minen nas Allah seni insanlardan koruyacaktır. Niye? Çünkü siz Kur'an'la gittiğiniz zaman meseleyi anlayacak olan insanlar kendi sistemlerinin çökmekte olduğunu görünce size hücum edeceklerdir. Şimdi bakacaklar ki inanmamız gereken birisi geldi. Eyvah bu millet buna bu adama inanırsa bizim sistem çöktü, dükkan kapandı. O zaman size düşmanlık edeceklerdir. Allahü Teala ondan dolayı da bir garanti veriyor. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Yani Allah'ın bu garantisiyle gidersin. Peki İnna Allah la yehdil kavmel kafirin. Allah kafirler topluluğunu da yola getirmez. Eğer seni görmezlik ederlerse onların yola gelmelerini bekleme. Sen vazifeni yap, gerisine karışma. Peki ne yapacak o Rasul? Bugün bizim yapmamız gerekenin şeyidir bu, izahıdır aslında. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ Ehli kitaba şöyle söyle onlara, de ki ehli kitap, ey Yahudiler ve Hristiyanlar, لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmazsanız. Hangi Tevrat, hangi İncil? Neden bahsediyorsun? Kardeşim hangisi yok işte. Kendi ellerindeki Tevrat ve İncil. Hocam öyle diyorsun ama tahrif olmuş falan. Tahrif dediğin ne kardeşim? Tahrif demek anlam kayması demektir. Şimdi mesela bugünkü İncil'e bakın.
İsa Aleyhisselam diyor ki ben gitmezsem o gelmez, değil mi? Ben o. İki ayrı şahıstan bahsedilmiyor mu burada? Onu tahrif ederek İsa gitti tekrar gelecek diyorlar. İşte anlam kayması yapıyorlar. Şimdi bunlar bu şekilde Tevrat, İncil'e uymuş oluyorlar mı? Aynı şey bizde yok mu? Aynı şey bizde yok mu? Bir sürü anlam kaymaları var. Yani başkasına sıra geldiği zaman hepimiz böyle kahraman kesiliyoruz. Kendimize sıra geldiği zaman bir hikmet var diyoruz. Tabii hikmetin ne olduğunu da bilerek söylesek bir şey değil de. Onda öyle. Yani hiç iğnenin ucunu bile kendimize dokundurmak istemiyoruz. Başkasını bırak çuvaldızı kılıçla parçalamak istiyoruz ama kendimize hiç dokunmak istemiyoruz. Bak diyor ki ya ehlel kitap lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil. De ki ehli kitap, Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmazsanız, yani onu yürürlüğe koymazsanız hiçbir temeliniz olmaz. Niye? Ya Tevrat var ki size Yahudi deniyor. Tevrat var, İncil var ki size Hristiyan deniyor. Bu ikisini aldığınız zaman ne Hristiyanlık kalır ne de Yahudilik kalır. Hiçbir şey kalmaz. O zaman öyleyse bunları bir ayakta tutun bakalım. İşte bu iki kitap size yeni gelen Rasûl'e de inanmayı emrediyor. Onun için وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ وَرَبِّنِزْدَنْ size indirilmiş olana da Kur'an'ı da ayakta tutacaksınız. Çünkü Kur'an'ı ayakta tutmayı sizin Tevrat'ınız ve İncil'iniz emrediyor. Öyle olduğu zaman artık bütün taşlar yerine oturur. Bu köprüleri kurarak o insanlara gitmek durumundayız. Reddederek gittiğimiz zaman ne biz vazifemizi yapmış oluruz, ne onlara bir görev yüklenmiş olur. Şimdi bizde de aynı şey söz konusu. Kur'an-ı Kerim'i çek al, geriye ne kalır? Müslümanlık namına. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü değil mi? Ona inanırken ne diyoruz? Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şahitlik ediyorum ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin elçi olarak getirdiği nedir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ı kaldırdığın zaman eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demenin bir anlamı kalır mı? Hiçbir anlamı yok. O zaman Müslümanlar için de lestum ala şeyin hatta tuqimu el Kur'an, yani siz Kur'an'ı ayakta tutmazsanız hiçbir temeliniz yoktur demiş oluyor bu ayet Müslümanlara da. Ama bugünkü Müslümanlar ne yapıyor? İşte hepiniz biliyorsunuz insanlara Kur'an'a uyun dediğimiz için hop oturup hop kalkıyorlar. Yani şu kader tartışmalarını görüyorsunuz. Dün işte bir öğretmen olduğunu, yani ilahiyatçı olduğunu söyleyen birisi telefonda bana diyor ki işte falan müfessirler böyle mi demiş diyor, bak. Ayet böyle mi demiş demiyor. Ya kardeşim bak ayet açık. Yok. Allah'ın dediği önemli değil. Allah'ın sözünü bazı kimseler tasdik edecek ki yürürlüğe girmiş olsun. Sanki haşa Allah vesayet altında. Onayladık, tamam. Onaylanmazsa olmaz. Yani şimdi başkasını tenkit ederken biraz da sen kendine bakacaksın. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Şurası kesin. Sana Rabbinden indirilen onlardan çoğusunun taşkınlığını ve kâfirliğini artıracaktır. Bugün kendine Müslümanım diyenlerin de çoğusunun maalesef kâfirliğini ve taşkınlığını artırıyor. Yani açık ayetleri gösteriyorsunuz, görmezlikten geliyor. Ayetleri sağa sola çekmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yap. Allah'ın verdiği cehenneme gitme hürriyetini bize engelleyecek değiliz ki, böyle bir yetkimiz yok.
Cehennem kapıları sonuna kadar açık, girebilirsin. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ İşte Allah-u Teala, o kafirler topluluğuna üzülme diyor Cenab-ı Hak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Şimdi dolayısıyla bizde çok ciddi bir eksiklik var. Maalesef tarih boyunca sanki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiç geçmişi olmayan bir Rasuldür. Ondan sonra tutarız, bir Mekke anlatılır ki aklınıza gelen bütün kötülükler orada var. Dolayısıyla hiç önemli değil. Ne aklına geliyorsa oraya yama, yeter. Sanki İslamiyet'i güzel göstermek için ona ihtiyaç varmış. Aynı şeyi de reddedebilmek için Yahudileri, Hristiyanları Kur'an-ı Kerim'in hiç kabul etmediği şekilde karalama kampanyası oluşuyor. Evet, bu konularda son derece dikkatli olmamız lazım. Ötekini çok iyi, işte onları iyi bilmediğimizden dolayı namaza bir anlam veremiyoruz. Namazda bir değişiklik olmadan bize diğer nebilerden olduğu gibi gelmiştir. Zekatta da bir değişiklik olmadan geldiğinden dolayı madem tasdik ediyor, ilave yaparsa bunu söylemesi gerekir. Yoksa niye söylüyor ki? İşte onda da neyse sende de o. Başka tasdik nasıl olur? Bunun başka bir tasdik yolu var mı? İşte bunu bilmediğiniz zaman işin içinden çıkamıyorsunuz. Ve kendimiz de son derece kısır kalıyoruz. Problemlerimiz çözümsüz kalıyor. Hayali deliller uydurmaya başlıyoruz. Delillere hayali yetkiler vermeye çalışıyoruz. İnşallah bütün bunlar şey yapar, bunu işte şey konusunda, yani maalesef keşke elimde çalışma olmuş olsaydı da ben size işte Yahudilikte şey zekat şudur, şudur, şudur diyebilseydim, efendim Hristiyanlıkta şudur, şudur diyebilseydim, ama bir ondalık olduğunu gördük. İnşallah arkasından çalışma yapanlar yapar. Evet, böylece dersimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Ama bu arada tekrar size hatırlatayım. Resulullah zamanında siz bugünün Mekke'si ile ilgili ayetlere bakarsanız öyle o günün Mekke'sini bizim anlattığımız gibi şirk dışında çok az birkaç tane tenkit eden ayetler bulursunuz. Çünkü o günün Mekke'si de o bölgenin hem kültür bakımından, hem ticaret bakımından, hem inanç bakımından en gelişmiş bölgesidir. Lilafi suresi, adı Kureyş suresidir. Kureyş suresi, onların ne kadar saygın konumda olduğunu bize anlatan bir suredir. Allah özel bir sure indirmiş orayla ilgili olarak. Bu kadar saygın insanları tukaka ederek ne elde edeceğiz? Yani şimdi bazı kimseler Cumhuriyet dönemini öne çıkarmak için Osmanlı'yı yapmadıklarını bırakmadılar da ne elde ettiler? Olmaz. Sen başkasını kötüleyerek bir şey elde edemezsin. Sen kendi yaptığın iyiliklerle ancak itibar kazanabilirsin. Peki, namazdan sonra inşallah buluşuruz.